Anneciğim yeter artık, ağlama ya, gel artık bak, arkadaşlarımızın karşısında yaşamda lütfen sakin ol. Başladın mı video? Sakin ol. Ay arkadaşlar, annemi susturamıyorum ama gerçekten ben de o kadar duygusalım ki. 2 saat önce kargo geldi ve annem 2 saattir ağlıyor. Yani size nasıl anlatacağız bunu bilmiyorum ve hemen videoya geçmek istedim çünkü annem ağlamasını bir türlü durduramıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, anne, annem için söyle. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, böyle başlamak istemezdim ama evet, enerjim şimdi yerine geldi. Sizler karşımdasınız ya, canım arkadaşlarım benim. Dün bahsetmiştim ya, hani Denizli'den gelecek olan, hani çok hızlı gelişen bir olay vardı. Yeni kanalımız için bir ürün bulduk. O ürünü görmeden, etmeden, incelemeden sahip olduğumuz bir ürün vardı. Hani ondan bahsetmiştim. Denizli'den göndereceklerdi bize. Bu seçim ben daha devam edemeyeceğim. Tamam anneciğim, ben hemen çok hikayemizi anlatayım, hemen sonra seni tekrar çağıracağım. Arkadaşlar, annem daha bu kanalı açarken, yani bundan 2 yıl önce 2015 yılında annemin aklında böyle bir kanal açmak vardı ama malzeme bulmak çok sıkıntıydı ve 2 yıldır biz bunun malzemelerini toparlamaya çalışıyorduk. En önemli malzeme de işte bunun için olan malzemeydi. Biz 2-2,5 yıldır Miniature Space diye bir kanal var arkadaşlar. Miniatür yemekler yapıyor, miniatür eşyalarla birlikte. O kanalı takip ediyoruz ve sürekli onun eşyalarını bulmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar, yani bizim önümüzdeki tek engel şuydu. Bunun içindeki malzeme. Çünkü çok zordu bunu bulması. Ve bunu Denizli'deki bir amcamız, bir dedemiz sayesinde bulduk ve kavuştuk. Evet. Ona buradan evet işte çok teşekkür ediyoruz. Yaşar amca, Yaşar dede. Hikayeyi de ben anlatayım o zaman. Nasıl karşılaştık? 3 akşam önce arkadaşlarım, yine ben bu sobanın peşindeyim. Zaten bütün işi gücü bırakırım. Buse diyor ki anneciğim yeter artık. Yani sanki kayıp çocuğunu ararmış gibi arıyorsun. Her akşam ben bu minyatür sobaların peşine düşerim arkadaşlar. Evet, bir tane sipariş verdim Amerika'dan gelmek üzere ama o benim hiç içime sinmedi. Hiç istediğim gibi soba değildi. Yine geçen ay bir soba sipariş verdik. Gümrükte takıldı. Gelmedi. Elimize ulaşmadı. Sobadan yani bir şanssızlığımız var arkadaşlarım. Asla umudumu yitirmedim. Yine Türkiye'de aramaya başladım arkadaşlar. Evet, bir video çıktı karşıma. YouTube'da aramıyorum yalnız. İnternette arıyorum. Bir video çıktı. Kanalın ismi Yaşar Dedin. Allah Allah dedim, bu gerçek olamaz herhalde. Bu benim istediğim soba ve Yaşar Dedin kanalı, yani bir Türk kanalında. Yani o kadar bizim kısmetimizmiş ki arkadaşlar. Yani bir Türk kanalında bunu görmüş olduğuma inanamadım arkadaşlarım. Hemen yorumlara saldırdım. Ulaşmaya çalıştım ve ertesi gün ulaştım. Sağ olsun amcam beni hiç kırmadı. Güzel güzel konuştuk, anlaştık ve dün bana istediğim ürünü, lütfen onun videosunu aşağıda linklerde paylaşmış olacağım arkadaşlarım, Yaşar amcamıza teşekkür etmek için, ki biliyorsunuz bunu Yaşar amcamız bana değil bize gönderdi. Yani onunla yeni bir kanal açacağız ve o bizim ana malzememiz olacak. O yüzden sizden tek ricam, Yaşar amcamıza gidin. Hepimiz kanalımız adına teşekkür edelim. Olur mu? Videosuna yorum yapın arkadaşlar. Açıklama kısmında bulacağınız linke tıklayarak lütfen Yaşar amcamızın kanalına gidin. Ve kendi adınıza yorumlarına teşekkür mesajı bırakın. Ben de orada olacağım. Yaşar amcanın videosunun altında sohbet etmiş olalım arkadaşım. Orada buluşalım. Hikayesi bu şekilde yani arkadaşlar, bu güzel konunun. O yüzden evet, annem bu kadar 2 saattir ağlıyor. Çünkü 2 yıldır bunu bekliyordu. Dünyada aradığımı Türkiye'de, Denizli'de bulmuş olmam. Hatta bu satılık bir üründe değildi arkadaşlarım. Kendi evinde kullandığı bir şeydi. Yani koleksiyon olarak sakladığı, büfesinde gözü gibi kolladığı, sevdiği bir ürünmüş arkadaşlarım. Ama bizimle paylaştığı için inanın o kadar, hani benim duygusalım nasıl boyut? İşte bu arkadaşlarım. Videonun başından beri söyleyemedim bir türlü. Olayın duygusal boyutundayım arkadaşlarım. Çünkü bu satılık bir ürün değildi. Hani böyle piyasaya sürülmüş, işte alıcısı çıksın diye beklenilen bir şey değildi. O kadar değer veriliyordu, gözü gibi korunuyordu ama bize verdi. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ve bakın, o kadar da güzel paketlemiş ki sağ olsun. Hiçbir şekilde zarar görmesini istememiş. Özlediği zaman gelip videolarımızı izleyecek, hasret giderecek. O çok sevdiği, işte bunun içindeki ürünüyle için söylemeyeceğim. Zaten söyledim, kaçırmayan arkadaşlarım yakalamışlardır. Hadi bakalım, kutumuzu açalım. O duygusal anı şimdi hep birlikte yaşayalım. Arkaya bir duygusal müzik. Dararam. Hayır anne, şey yap. Dırırın, o ne? Dırırın. O ne be? Eskiden bir tane ünlü bir adam böyle kayıp çocuklarını bulan aileler için bir program yaparmış. Ay bu seçim. Sen de kayıp çocuğunu bulmuşsun gibi. Gerçekten öyle, kayıp çocuğumu bulmuş kadar sevindim arkadaşım. Tabii kayıp çocuğum yok. Hiçbir çocuk kaybolmasın inşallah. Amin. Allah hiç kimseyi evinden, yurdundan, yuvasından etmesin. Dırırın, dırırın, dırırırırın, dırırın. Derim, derere Barış Manço'nun. Dererim. Ona bahsediyordum işte ben. Evet, şimdi anladım. Allah'ım çok heyecanlıyım. Sakin. Çok heyecanlıyım Buse'cim. Lütfen aç bunu, bana öyle göster. Tamam. Nasıl güzel sarmış, nasıl güzel paketlemiş ya Rabbim. Bu mükemmel hazırlama ve paketleme için Yaşar amcamıza tekrar teşekkür ediyorum artık. Buse'cim lütfen ne olur açar mısın tamam, önce? Tamam. Dayanamıyorum artık. Evet. Vay be. Vay be. Of ya. Of of, olamaz böyle bir şey. Güğümünü bile göndermiş ya. Bunlardan hiç bak ya, böyle bir şey olamaz. Oh. Arkadaşlarım şaşkın şaşkın bakıyorlar. Şimdi bunlar ne diye biraz sonra göreceksiniz canlarım. Öyle bir şeyle karşılaşacaksınız ki. Çocukluğum ya, bunda benim anılarım var biliyor musunuz? Benim geçmişim var bunda. Odunluk. Buzacığım hepsini bir çıkar sonra düzenleriz lütfen. Ve bunları tek tek eliyle yapmış. Kendisi yapmış. İnanamıyorum. Hikayesini anlatacağım şimdi size kurarken. Anne. Maşası, küreği. Allah'ım ya.
Yaşar amca ya, sen nasıl bir insansın böyle, maşallah Subhan. Allah sana sağlık uzun ömürler versin inşallah. Amin. Oo, bu kadar ağır bir şey. Döküm mü? Döküm. Çok ağır. Dur, daha bitmedi. Hadi bakalım. Biz de kurmaya başlayalım. Queen yazıyor, bakar mısın? Queen zaten yerli değilmiş bu. Yurt dışından gelmiş. O da tesadüfen bulmuş. Bir antikacıdan satın alınmış bir ürün arkadaşlarım. Bakın nereden nereye. Bu sobamızın altlığıymış. Orijinalinde bu yokmuş. Anne, burada bir şey var. Anne, içinden bir şey çıktı. Bir kağıt, bir not. Ay ana. Okumak istiyorum. Kuzine sobası ile hem ısınır hem de yemeğimizi pişirir. Çayımızı demler, kahvemizi yapar. Üzerine kestane pişirirdik. Ya. Bir dünya ancak kanalına hediye olarak gönderdiğim bu minyatür kuzine sobasını ömür boyu saklamanız dileğiyle. Ya Yaşar ya. Ya, gerçekten ağlayacağım ya. Anne, zaten iki saat ağlıyorsun. Lütfen bir daha ağlamaya başlama ama. Gerçekten ağlıyorum Musa'cığım. Çok çok teşekkür ederiz Yaşar amca. Çok sağ ol. Bizi gerçekten çok mutlu ettin. Ağlıyor arkadaşlar. Tutamıyorum ya. Hadi sobamız kuralım Musa'cığım. Ben artık daha fazla konuşamayacağım. Çok güzel. Göstermek şey. İstiyorum seni. Hayır, hayır, hayır. Göstereceğim çek ellerinden. Olur, lütfen Musa'cığım ya. Ağlıyor gerçekten arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yaşar amcacığım. Gerçekten ömrümüzün sonuna kadar bunu saklayacağız. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Tekrar tekrar. Bizim için çok değerli. Evet, hadi bakalım Musa'cığım. Gerisi sana kalmış. Bu neymiş burada? Küllüğü. Küllüğü. Olabilir, evet. Ya da yakıt tankı. Sence doğru bir şey mi yaptım? Evet. Tamam. Arkadaşlar tam 5 delikli 4 tane ocağımız var anneciğim. Satın aldığında bu ızgaralar yokmuş arkadaşlarım. Yaşar amcamız bu ızgaraları kendisi yapmış. Ellerine sağlık Yaşar amca. Ve bence bu sobanın en gözde parçası. Borusu. Evet. Bacası. Şuraya da çamaşır asardık Buse'cim. Sen bilir misin? Hatırlar mısın? Hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlamazsın, evet. Aslında hatırlaman lazım. Sen 4 yaşına kadar biz sobalı bir evdeydik. Ve aynen bu şekilde kuzine bir sobamız vardı ve üzerinde de böyle çamaşır telimiz vardı Buse'cim. Buse'cim, buraya senin minik çamaşırlarını asardım. Böyle zıbınlarını, donlarını falan. Anne, ne diyorsun anne? Zıbın, don ne demek ya? Allah'ım yarabbim. Bunun ne olduğunu ben biraz sonra söyleyeceğim sana. Sen işini biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Ay, güğüm de mi var? Evet. Bu herhalde eşelemek için kömürü. Yani kömürlü i̇şte böyle olsun. Takıyorsun bu seçim. Ya, aksesuarlığımız o bizim. Al bakalım maşa. Maşamız da mı var? Ya. Al bakalım. Her şey o kadar güzel ki. Kürek. Al bakalım odunluk. Ve odunluğumuz. Muhteşem. Her şey o kadar güzel ki arkadaşlar. El emeği, göz nuru işte budur. Onlar da şu köşeler anneciğim. Evet, takıyorsun. Elimiz çizilmesin diye. Zaten malzeme çok güzel. Ve o kadar ağır ki arkadaşlar. Dökülmüş ya, evet. Hemen deneyelim mi? Bir mum getireyim. Ne dersin? Olur derim ben. Evet Buse'cim, şuna bir indirelim aksesuarlarımızı. Hemen deneyelim hadi. Evet. Ateş yanıyor Buse'cim. Güm 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 güm. Suyumuzu da koyalım üzerine. Ay, elim gerçekten de ısındı. Isınacak. Buse'cim, onun üzerine yemek yapacağız. Ne zannettin sen? Dalga mı geçiyoruz burada? Gayet ciddi bir iş. Evet. Güğümüz de ısınsın. Şurada suyumuz ısınsın. Sürekli sıcak suyumuz kalsın. Bulaşık yıkamak için lazım olacak bu sıcak. Lolo'yu rengi değiştirmek için de lazım olacak sıcaksa. Evet. Evet arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız ve saygıdeğer büyüğümüz Yaşar amcamız. Eğer bizi izliyorsan sana buradan kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yaşar amcacığım, Yaşar dedeciğim, sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızı ve bizi çok mutlu ettin. Hem de çok duygulandırdın. Hem mesajınla hem gönderdiğin ürünle bizi çok çok mutlu ettin. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten senin için değerli bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden zaten senden bu hediye gelince içim böyle bir cız etti. O yüzden şunu söylemek istiyorum ki ben bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım ve çok güzel bakacağım ona ve çok güzel kullanacağım. Arkadaşlar, bizim iki gündür düşündüğümüz, böyle içimizi cız eden ve şükrettiğimiz bir durum var. Buse'cim. İyi ki Türk olarak doğmuşuz ve iyi ki böyle insanlarla aynı iklimde yaşıyoruz, aynı ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Yüreğine sağlık Yaşar amca. Çok çok teşekkür ediyoruz deyip artık videomuzu bitiriyoruz arkadaşlarım. Evet, yeni kanalımızın ilk ürünü sizlerle paylaşmış olduk. Denizli'den gelen bu muhteşem güzel ürün bizim kanalımızın ana malzemesi olacak. Bunun üzerine ne yemekler yapacağız, ne çorbalar pişireceğiz Buse'cim, değil mi? Evet, evet anneciğim. Buse ile birlikte yeni bir yemek kanalı açıyoruz arkadaşlarım. Minyatür yemek kanalı. Evet, uzun zamandır istediğimiz bir projeydi. Bu soba sayesinde daha da hızlandırmış olacağız. Mutfak dolaplarımızın siparişini verdik. Birkaç hafta içinde onlar da elimizde olacak. Ve çok yakında artık harika bir kanalımız daha olacak arkadaşlarım, hep birlikte. Sizler de istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu paylaşın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin canlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.